Selam, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biz yine açılışı arabadan yapıyoruz. Bugün çok güzel bir pazartesi günü burada. Hava güneşli ama sıcak değil, değil mi? İdare eder. Yani öyle ama sıcak değil. Sıcak değil. Evet, soğuk da değil. Haklısın anneciğim. Çok da soğuk değil. Ilık sadece, değil mi? Evet. Ilık güzel bir ortasını buldu. Evet, ılık olur. Eğer hava ılık olursa Vasa Park yapabiliriz, değil mi anne? Hayır, Vasa Park sadece çok güzel ama. Aynen anneciğim. Şimdi tünelden girdiğimiz için hava karanlık oldu, yani kamera. Biz şimdi nereye gidiyoruz? Biz şimdi böyle her sene, senede iki kez açılıyor orası değil mi? Bir kez mi? Arkadaşlar, aslında senede iki kez açılıyor. Ben bir tek baharda biliyorum yani şimdi. Bahar, bir de şey, Septemba'da açılıyor. Sene sonuna Eylül'de. Doğru da mı? Aha, Eylül'de açılıyor. Clara ile bir açılıyor bildiğim kadarıyla. Ben yani iki senede iki kez açılıyor. Böyle Almanların kermesi gibi bir şey ama yanlış bir şey de söylemek istemem. Kermes de değil, böyle ya gidince görürsünüz. Böyle güzel bir küçük pazar gibi bir alan açılıyor ve farklı farklı şeyler satılıyor. Yiyecekler, içecekler. Böyle ev eşyaları, mutfak eşyası, yani ne ararsanız var, çok da zevkli oluyor. Yani bildim bileli hep bu Augsburg'da vardır ve meşhurdur Augsburg'un Dolce. Şimdi yoldayız, oradayken yine videoyu açarım size. Bakın şimdi eski evimizin oradan geçiyoruz ya yine. Ya bu eski ev, eski ev. Yeter bıktım, artık bıktım, ya. Bıktım. Yeter artık. Ya. Ama sen de üzülüyorsun değil mi? Ya burası şey her olarak, yere yakın diye. Hani her yere yakın diye yürüyerek değil tabii, mi? Tabii ben yürüyerek her yere gidiyorum. Aynen. Bakın şurada oturuyorduk, şurada göstereyim size. Bu binalardan şurada turuncu bina var ya, tam da şu turuncu binada oturuyorduk. En üst katta, dördüncü katta oturuyorduk. Ve hep buradan geçerken. Ya ama yerinden dolayı herhalde böyle. Yerinden dolayı. Biz, yürüyerek her yere açıkmış, gidiyoruz. Şurankı da açıkmış. Keşke oraya dursaydım. Olsun. Sen şimdi geçtin zaten. Ta ya nereye geçtik, geçtin? Da, şimdi buradan gideceğiz. Tamam. Şöyle bir şey vardı. O kadar yeri o kadar iyiydi ki, o kadar güzeldi. Ben mesela 3-4 gün arabaya binmediğimi hatırlarım. Yürüyerek Bahnhof'a kadar giderdin. Oradan geri gelirdin. Gece aynen, de gündüz de sabah da. Tabii. Hep öyle yapardın. Yani arabayla bir yere gitmezdik. Bakın şurada hemen Türk bakkalı vardı. Arkada hemen bizim evden, kapıdan çıkıyorsunuz. 1 dakika uzaklıkta Rossmann var. 5 dakika uzaklıkta Aldi vardı, Rewe vardı değil mi? 5 dakika yürümüyordunuz bile, öyle söyleyeyim. Ve çarşıya da 10-15 dakika falan. Evet. 15 dakika yürüyerek. Evin etrafında da 10 dakika içinde, yani 10 dakika uzaklıkta bile değil. Belki en az 5-6 tane çocuk parkı vardır. 5-6 tane. Hemen evin zaten yanı da şeydi, büyük alışveriş merkeziydi. Aynen. Bir de alışveriş merkezi vardı, AVM'miz vardı. Öyle. O yüzden yani başka bir sebebi yok. Çok şükür şimdiki evimiz kendi evimiz. O yüzden hani bakmayın benim buraları özlediğime falan. O sadece Münih'ten geldikten sonra ilk evim konumla, olduğu için konumu da çok iyi olduğu için değil mi Emre? Yeriyle ilgili. Aynen. Herhalde o yüzden. Aynen o yüzden. Şimdi biraz çarşıdan şey yaptık. Uzak. Biraz uzaklaştık. Her yerde bizi durduruyor. Arkadaşlar oraya bakın. Ne güzel orası. Evet, burada ne var? Burada küçük bir dere var. Orada bir sos var. Bu dediğimiz yere de geldik. Şöyle çadırlar falan var. Gördüğünüz gibi. Bu çadırlarda da her bir türlü bir şeyler satılıyor değil mi? Evet, gösteririz şimdi. Incik, cincik, boncuk bilmem. Incik, cincik, boncuk. Başka neydi? Öyle şeyler, ev eşyaları, mutfak eşyası, kıyafet, çorap, morap, her şey satılıyor yani. Ve böyle tatlı falan yiyecekler değil mi? Evet, tatlı yiyecekler çok güzel. Neydi o Türkçesi o şeyin? Tsukavate'nin pamuk şekeri pamuk miydi? Pamuk şekeri. Pamuk şekeri. Kerim şimdi ondan istiyor. Şimdi burası böyle bir cad, yani bir sokak. Bu sokak sağlı sollu. Şöyle bak, şekerleri göster. Ha evet. Kerim'in şekerleri, istediği şekerlerden. Tsukavate burada yok herhalde. Ha dok var. Nerede? Arkada. Bak Tsukavate yazıyor. Ama ileriden alalım. Gel, ileriye doğru bir gidelim. Tsukavate istiyorum orada. Tamam. Sıcak yemekler var. Almanlar böyle sosis, ekmek arası sosisi çok sever. Onlardan satılıyor. Bak bak. Aa! Du hast recht. O da yemek gördüm. Du hast recht. Burada yemekler acıktın var. Acıktın mı sen yine? Hayır.
Aa bak şurada söylediğim gibi böyle ev eşyaları. Bak şu iyiymiş bir oraya baksana. Bunlar böyle bebek arabasına yapılmıyormuş pancalar. Torba falan atmaya. Bak, bak Kerim bir... gösterdi ya. Ha öyle bir evet. Şey değil mi? Onun gibi bir şey. Ekmete sahibin. O senin autoşlüsün ne olsun? Hayır. Kom Kerim. Kerim. Gel. Gel hadi bakalım da. Düz. Hadi çok kabak çekilleri. Gel tamam, bakalım. Bak orada önde var. Aa orada bir şeyler var evet gördüm. Bak en arkada. Gördün mü sen? Hı-hı. Ama o şeyi herhalde ya dondurmacı gibi bir şey galiba. Neyse bakalım. Max çok havadı. Ya. Ya. Hamza çok havadı. Bakın şeyler var burada. Aynı. Gel bir çok havadı. Kerim gel bir gitsin. Dur anneciğim. Neydi bunların Türkçesi? Mandarin. Mandarin. Badem. Badem. Tamam gel fotoğrafı tamam. Gel arkadaşlar. Gel anlat arkadaşlara anlat ne oldu? Biraz önce başımıza ne geldi? O biliyor mu ki ne olduğunu? O anlamadı. Çikolataya gitti aklı. Ne oldu söyleyeyim mi size? Gittik şimdi şey almaya. Şeker. Pamuk şekeri. Kadın koydu her şeyi sıcak yaptı, şekerini attı falan. Ondan sonra tam parayı ödeyeceğiz. Tam parayı ödeyeceğiz. Emre'nin yanında cüzdan olmadığını fark ettik. Benim yanımda cüzdan var ama kart var, para da yok. Yani şu gördüğümüz pamuk şekeri 2 euro ama cebimizden 2 euro bile çıkmadı. Kadın da böyle alabilirsiniz dedi. Yani verdi bize yine. Ve buralarda çok rastlanan dedim, bir şey değildi. Ben dedim parasını hemen bu. Getireyim dedim. Bugün hayır gerek yok tamam kalsın falan dedi. Evet. Ve bu normalinde. Burada olmaz. Almanya'da zor olmayan görürsün. Bir şey. Ya bak. Bu şimdi şaka değil. Gerçekten yani size şunu anlatayım. Çekeyim mi seni? Bu benim başıma geldi. Yani çok fazla da daha olmadı. Bundan sanırsam 2 ay falan önceydi. Yani tam olarak anlamanız için anlatayım. Burada birisinin bunu 2 euroya size vermesi inanılmaz bir şey. Ben fırına gitmiştim. Bir bekaraya gittim. Ve ev için ekmek falan aldım. Semil aldım. Bir şeyler aldım. Kadın bana fiyat olarak 4.60 dedi. Ben en azından öyle anladım. Ve ben tamı tamına 4.60'ı verdim. Ve aldım ekmeklere gidiyordum. Arkamdan bağırdı. Pardon ben 4.60 demedim. 4.61 dedim. Ben de dedim ki anlamadım sizi. Dedi ki 4.61. E dedim sorun nerede? E dedi siz 4.60 verdiniz. Yani dedim 1 sent eksik dedi. Anlayın yani burayı. 1 sent eksik. Ben 4.60 anlamışım. Ama tutarı 4.61'miş. Ve o 1 sent için bas bas bağıra bağıra ben gidiyordum. Beni geri döndürdü. Anlayın. Ve şimdi ve bu anlattığım olay gayet normal. Burada olan bir şey. Eğer bir şey 1 sentiniz bile eksikse pek nadir duyarsınız tamam olur dediklerini. Ve şimdi bunu öylesine 2 euroya vermeleri şok. Evet ama biz şimdi ne yapacağız? Bir yerden banka bulup kesinlikle buraya geri dönüp kadına hakkını vereceğiz. Hatta böyle yaptığı için bence güzel bir trink geldi de hak etti diye düşünüyorum. Çünkü başkası olsa şimdi bizi bayağı bir azarlamıştı. Kötü söz söylemişti. Şimdi gelelim Almanya'nın daha doğrusu Bavyera eyaletinin yani Dindl diyorlar. Geleneksel kıyafetleri kadınlara ve erkeklere olan geleneksel kıyafetler. Genelde giydikleri kıyafetler çoğu kişinin giydikleri çok değer verirler. Bunları böyle çocuklara falan giydirdiler ve büyükler için de var tabii ki. Gel bakalım erkekler için olanı. Lederhose. Bakın erkek kıyafetleri de böyle oluyor. Bu geleneksel Baviera. Şuna bak, ayaklık var. Bu?
Bu da tam Ayas'a göreymiş evet. Ayas'a alalım mı onu? Alırım Ayas'a. Hemen iki dakikada ağzını burnunu pamuk şekeri yaptı. İlk defa pamuk şekeri yiyor çünkü bebeğim. İlk defa. Şu sol tarafta da bakın süzgeçler, rendeler. Buraların rendesi bir de çok meşhurdur. Sol tarafta bak göster. Bakalım. Bunlar mı? Bizim başımız böyle. Altı ay oldu. Her sene niyetleniyoruz almaya. Ama söyleyeyim her sene de almıyor. Çünkü çok pahalıma geliyor. 25-30 Euro'dan küçükleri başlıyor. Pahalıma geldiği için almıyorum. Ah, Kemiye gel. Nasıl? Araba için almak istediğim nereden gelmiş? Yolculuk için almak istediğim. Nerede? Ben göremedim bu. Koşul Max'ta. Bak here link. Ha gel bakalım. Koku var çantaların orada değil mi? Bana böyle geldi. Çantalardan gelen bir koku değil ama bu. Bak iki tanesi yeni var. Ben onu istiyorum. Elin pisse ellemedi. Evet. Onu istiyorum ben. Alırız daha onun zamanımız daha var. Var. Daha çok var. Kerim alırız daha gel. Gel Kerim. Hayır yavrum. Hayır yavrum. Nasıl yavrum? Şimdi biz neredeyiz? Biz şeydeyiz. Maxstrasse'deyiz. Böyle Augsburg'un en meşhur kafelerin olduğu, restoranların olduğu. Caddedeyiz. Gideceğiz oğlum. Gideceğiz. Ve Kerim de şuradaki mavi arabayı gördü. Ferrari mi Emre o? Yok Porsche. Porsche. Heh. Bayıldı bitti. Neyi var? Kanadı var. Kanadı. Kanadı var. Evet. Porsche evet. Biten ama Porsche o Ferrari. Şu erkeklerin ya, araba ben... tutkunluğu küçük yaştan büyük yaşa kadar gidiyor değil mi? Hiç bitmiyor. Nasıl? Şu erkeklerin diyorum araba tutkunluğu büyük yaştan küçük yaştan yani küçük yaştan büyük yaşa kadar gidiyor. Kerim evet. Araba geliyor anneciğim. Şurası da en meşhur otellerden biri, değil mi? Maxstrasse'de Augsburg. Yani Augsburg'a göre. Augsburg'a göre. Bakın şuraya bakın ne kadar güzel. Otelin dışarına şöyle şey yapmışlar. Sandalye masa kurmuşlar. Üstüne de felleri koymuşlar. Ne güzel bir görüntü. Abi, Kerim çeketinle aynı görüntü oldu. Resmini çekebilirim anne. Aynısı. Bekle bakayım. Bir saniye. Hı? Poz ver. Aferin gel. Fotoğrafa bakabilir miyim? Ne oldu Emre neye baktın? Yok merak ettim. O fotoğrafı çekerken kamerayla nereye çektin acaba diye. Bir şey olmaz. Dağ gibi kocam var edit yapar. Aa sen bugün bana editi öğretiyorsun. Farkında mısın? Bugün tek günümüz. Nasıl ya? Basbayağı. Ne zaman öğreteceğim? Senin bugün frayın. Ne zaman öğreteceğim? Bilmiyorum da. Bilmiyorum. Heh, şimdi buraya neden geldiğimizi de size söyleyeyim. Parayı çekmeye geldik buraya. 2 euroyu veremedik. Helal etti ama yine de biz çekip vermek istiyoruz. O yüzden ta buraya kadar yürüdük çocuklarla. Şimdi de parayı çekip geriye götürüp vereceğiz değil mi? Evet. Geldik. Çocuklar parkta oynuyor. Evet, Kerim'in sevinci yarım kaldı. Dün takılan salıncak bugün Emre çıkardı. Neyse. Çıkardı resmen. Bakın burada da dünden kalan yemeklerimiz var. Daha doğrusu pirinç pilavını bugün yeniden yaptım. Dün yenilecek gibi değildi. Bugün de böyle dünden kalanları sofraya getirdim. Mantı da burada. Patatesimiz. Makarna salatamız var ve şehriye salatası var. Onu da sofraya koyacağım bizimkiler yesin diye. Şehriye salatası da burada azıcık bir şey kalmış. Bunu da götüreyim de ziyan olmasın yesinler. Evet,
herkese yeni bir günden günaydın. Biz şimdi anaokulu ve kreşe gidiyoruz. Kupkuru ekmeği, taş gibi ekmeği aldı. Burada. Yedi. Aynen. Olsun. Kupkuru. O kadar sert ki korkuyorum. Dişine bir şey olacak diye. Maşallah. Anne. Hadi çekicini bir yolu. Aynısı'da. Odasından. Ceket alalım ama ne alsam bilmiyorum. Şunu giydirsem mi diye düşünüyorum ama. Bunu da şimdi orada fazla çemirlemezler. Çok büyük gelebilir. O yüzden artık başka bir şey giydireyim. Evet, ışıktan görünmüyor büyük ihtimal ya da ben gözlükten görmüyorum diyecektim ki gerçekten ışıktan görünmüyor. Emre'nin gözlüğünü de taktım kafama. Taktım gözümü. Nasıl? Erkek gözlüğü takmışsın sen. Yakışmadı mı? Güzel ama. Değil mi? Erkek gözlüğü. Bir şey diyeceğim mi arkadaşlara? Arkadaşlar, ben güzel bir rüya gördüm. Orada da Türkiye'yi gördüm. Rüya gördün. Evet, orada Türkiye'yi gördüm. Ay, kurban olurum sana. Özledin mi sen Türkiye'yi? Evet. Ha, az kaldı oğluşum, az kaldı. Poyraz'la tatile gitmek, Poyraz'la Türkiye gitmek. Evet. Ama Poyraz'la tatile gideceğim. Tamam, birazdan. Evet doğru annem, biraz da. Selam, biz çocuklara şimdi oyuncak bakmaya geldik. Daha doğrusu salıncak bakmaya geldik oyuncakçıda. Salıncağa geldik ama salıncak yok. Aynen, onu herhalde internetten sipariş vermek üretici bir firma varmış, o da gitmiş ne olduysa. Neyse. Şimdi de bir şeyler bakıyoruz buradan böyle. Ne diyorsun, alalım mı Ayas'ı şundan? Oynar mı diyorsun ya? Bilmiyorum ki. Oynayabilir aslında. Sevebileceği bir şey de. Sevebileceği bir şey. Ya oradaki grill var ya da bu ama herhalde böyle bir şeyle daha çok oynar grill yerine ha? Bence bu daha iyi sanki. Bu değil mi? Bu daha iyi. O zaman onu alalım. Tamam. Kerim'e de şu şeyi alalım mı? Bunu mu? Hı, ne diyor ya da başka bir şey mi bakalım? Başka bir şey diyorsan bilmiyorum başka. Bilmiyorum ki nasıl bir şey mesela. Ne? Şöyle bu şeyleri şey var. Bu. Neymiş o? Böyle toplarına mı atıyorsun ne? Galiba öyle bir şey. Burş değil. O da olur. Biz şimdi Hollywood çavkalimizi aldık. Aslında alamadık. 1,5 saat boyunca bizi beklettiler lagerde. Bari gelecek, bari gelecek. Ondan sonra bari diye bir şey yoktu ortada. Yani bildiğiniz yoktu ürün. Ondan sonra yapamayız edemeyiz dediler. Dedik 1,5 saat şimdi biz burada bekledik. Boşuna da beklemedik herhalde. Artık internetten siparişini verdiler. Buraya geldiğinde bize haber edecekler ya da evim gelecek. Hayır, direkt eve gönderecekler. Ha, direkt eve yollayacaklarmış. Çok sıcak oldu. Direkt eve yollayacaklar işte. Yani bizim bu başımıza gelen hep bizi buluyor. İnanın hep yani hep bizi bulur böyle bir şey. Böyle bir şey olamaz yani. Boşu boşuna olamaz. 1,5 saat bekledik. 1,5 saat ve şimdi hızlıca Banu Femre gidecek. Ben ne eve uğrayabileceğim ne bir şey yapabileceğim. Çünkü bir daha eve gir, park et. Bir 10 dakika için sonra geri çık. Mantıksız değil yani. Mi? Çok mantıksız. Bir de bugün Kerim'i maça götüreceğim. Yani antrenmanı var çocuğun. Eve gelip birazcık bir şey yiyecekler ondan sonra maça doğru gideceğiz. Bir şey diyor musun? Demiyorum. Hadi. Çok sıcak oldu, çok. Niye böyle sıcak oldu birden? Çektiğim yere bak Allah aşkına. Cem mezar taşı, tövbe yarabbim, tövbe. Hangisini beğendin? Bana bak. Vallahi görürsün gününü şimdi ha. Hangisini beğendin diyor, duydunuz mu? Aa, şuna bak ya. Bana mezar taşımı seçtirecek. Yok daha neler. Ne? Bu sefer de yol mu kapalı? Ya. Burada ne olmuş? Bilmem. Bir şeyler olmuş. Oo, şey olmuş. Ama bizim orası... Kaza olmuş herhalde. Belli değil. Ve yol gerçekten de kapalıydı. Ve bizi polis mecburi otobana yönlendirdi. Ben hiç alakasız ters yöne doğru otobana çıktık şimdi. Yani çok zamanım varmış gibi, geç kalmamışım gibi bir de bu. Yani şimdi daha da geç kaldım. Allah'ım ya.
bunlar pişmiş tavuğun başına gelmez. Biz de hep İnanılır böyle, hep var ya, son zaman her şeyimiz böyle tersine, aynı aksine şey gidiyor niyeyse. Şimdi tek bir şey kaldı. Ne kaldı? O da kaybolmamız falan, ne bileyim öyle bir şey. Yok artık. Benim yanlış yola girip bir şeyler falan. Bir o eksik yani, bir olması lazım. Ya da yola giderken... Ya tamam hadi. İşe giderken trenin bozulması falan. Tövbe. Gerçi o önemli değil. O onun açıklaması. Benim bir suçum değil o. Yani. Evet, biz maça geldik. Kerim şimdi ayakkabılarını giyiyor. Kamponlarını giyiyor. Biz de burada ağlıyoruz. Ağlayıp duruyoruz. Bağlayamadın mı? Yardım edeyim mi anne? Evet. Öyle. Geleyim mi anneciğim? Şuraya öyle. So, you have dur gel. Gel annem. Saha maç sürüyor. Daha oynanıyor. Daha doğrusu. Ayas da hiç durmadı. Her zamanki gibi. Ağlaya bir oldu. Şimdi arabaya koydum. Nilo'yasını açtım. Nilo'ya izliyor. Kerim de orada oynuyor. Ben de zaman geçiriyorum. Şu bir saat de olsa da gitsem diye. Ayas böyle ağladığı zaman gerçekten işimi o kadar zorlaştırıyor ki size anlatamam. Yani çok zor oluyor. Çünkü Kerim'e odaklanamıyorum. Aslında ilgimi Kerim'e vermek istiyorum. İlgimi, alakamı. Hani maç oynuyorsun işte, training yapıyor. Bakmak istiyorum ve o çocuğa bir bakamıyorum bile. Yani ne yapıyor diye çocuğa bakamıyorum Ayas'la uğraşmaktan. O yüzden Emre geldiğinde iyi oluyor. Ya Ayas bende kalıyor, ya tersini yapıyoruz, ya o getiriyor, ya ben getiriyorum. Son zamanlar hep öyle yaptık. Ayas'ı götürmemeye gayret ettik ama ben çalıştığım zamanlar Emre tabii ki getirmek zorunda kaldı. O yüzden öyle işte. Ya şimdi haftada 2 antrenmanı var maçta. Ondan sonra da tekvandoya da yazdırıyoruz. Tekvando'da da haftanın 5 günü gidebilir. İstediğimiz gün götürebiliyoruz onu. Zaten haftanın 2 bu. Artık ne zaman, nasıl zaman bulacağız gerçekten bilmiyorum ama artık yapacağız bir türlü. Anneciğim, abi yardım etsin. Hadi. Yavaş annem. Annem. Merdivenden çıkarsaydın oğlum. Hadi kay. Hadi kay. Nein, ne şopsun. Kerim, o sana çok küçük ya anneciğim. Ne yapıyorsun? Aa, nein Kerim. Nein. Ay, arkadaşlara gel. Acımadı. Merdivenden öğret Ayas'a. Yavaş anneciğim. Bisikleti çek arkadan. Kerim. Yapamıyorum. Tamam bırak. Bisikleti çek, o kendi denesin hadi. Bırak, tamam bırak. Kendi dener annem, bırak. Dur geldim, dur. Ve geldik bir videomuzun daha sonuna. Yine kapanışı şeyimizle yapalım dedik. Çoktan da onunla kapanış yapmadığımızı fark ettik. Daha doğrusu bunu bize Songül Hanım hatırlattı. Songül Sade. Biz de dedik ki onu kırmayalım. Şeyimizle kapanışımızı yapalım değil mi oğlum? Bakın şu endama bakın. Emre, hıçkırdın mı? Evet. Baba hıçkırdı oğlum, biliyor musun? Ya. Hadi de ki, kanalımıza abone olup bizi destekleyin de. İzlenen videolarımızda de çoğu kişi abone olmuyor kanalımıza de. Ücretsiz bir şekilde. Şeyhimizi de görmek istiyordum. Songül Hanım yazmış. Aha, dedin ya şimdi. Söyledim. Söyledim mi? Söyledim ya şimdi. Ha, duymadım. Sen beni dinlemiyorsun ki.
Biliyorum, sen beni hiç dinlemiyorsun. Farkındayım zaten. Bir de söylüyor utanmadan. İnsan biraz utanmadan söylemez ya. Utanmakla ne ilgisi var ya? Bak, açık sözlü olarak söylüyorum. Ay evet. Ne güzel, çok teşekkür ederim. Aa, kamera gidiyordu elinden, fark ettin mi? Fark etti. Aa, biz bence buna şey yapalım Emre. Ne yapacaksın ona? Fezihirom yapalım. Ne olur ne olmaz. Ben bu aralar hiç iyi değilim. Allah aşkına, seni hiçbir sigorta kabul etmiyor artık ya. Beni komple sigortalatmam lazım. O kadar sakarsın ki sigortalar bile kabul etmiyor seni. Ya bak git ya. Niye atılmadın mı sigortadan söyle? Atıldım he. Benim yüzümden. Oğlum ne diyorsun bu? Görüyorsun değil mi anne nasıl eline düştü yine. Hadi de ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu da eğer ki beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve anında da haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir şeyi de ekle oğlum. Hani saatinde biz videoları yüklüyoruz ya. Önemli olan ilk bir saati videonun izlenmesi. Eğer ki de annem o ilk bir saatte yeterince izlenirse de, mesela 200 izlenme olursa da videosu da öyle keşfete düşecek. Ama olmadığı için videolarımız daha geç izlendiği için de arkadaşlar da... O zaman biz videoların saatini değiştiriyoruz. Daha kaç kere değiştireceğiz ya? Bilmiyorum. Bence bu da iyi değil. Akşam 5 yapalım. Ama bu da iyi gelmiyor işte. Hani bunu yapmak da sürekli iyi değil. Şimdi tam tutturduk, bir de düşüşe gitmesin bu sefer yine. O olabilir. Bir duralım bence. Neyse. Hadi gel. Hadi. Kapanışı yapalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın millet. Arkadaşlar pardon. Millet nereden çıktı ya? Neyse, kedi ağzından konuşayım dedim, özür dilerim.